Ver abi. Ver abi. Ver abi. Sol. Ver abi. İyi miyiz? Bu tarafa Güler. Hayır abi. Güler biraz daha. Biraz daha Emre Bey. Biraz daha Emre Bey. Tamam. Görünmüyor abi. Abi hiçbir gözükmüyor. Burası hiç verin abi. Elimiz de alsın. Abi arkadaşlar 3 kişi alsın abi mikrofonları. Doğru. 3 kişi alsın abi. Eğilsinler. Abi biraz daha. Tamam mıyız beyler? Tamam mı? Evet Sayın Koca da bugün kazandınız ama tabii ki Beşiktaş da aynı zamanda seçim gündemi de var. Tarihler değişti. Son durum nedir? Sizden öğrenebilir miyiz? Arkadaşlar öncelikle Cumhuriyetimizin 120. yılını tekrar kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii ki Beşiktaş olarak içinde bulunduğumuz talihsiz sürecin ardından beyaz bir sayfa açmak gerekliliğini görüyorum. Beşiktaş camiası 120 yıllık bir camia. Bu camianın ayağa kalkması gereken unsurları var. Bu unsurları ayağa kaldırmak için bana düşen neyse onu yapacağım. Kapalı kapılar ardında Beşiktaş aleyhine lobi yapanlardan, Beşiktaş'ın zarar görmesi için çalışanlardan hepsinden bu camia olarak hesap soracağız. Hep beraber soracağız. 120 yıllık camia tekrar ayağa kalkacak. Bu puslu havanın dağılması için ne gerekiyorsa bizler arkadaşlarımızla beraber bu camia olarak yapacağız. Beşiktaş hiçbir zaman sahipsiz kalmaz. Taraftarımız müşteri olsun. Hep beraber bunu başaracağımıza inanıyorum. Sayın Koca da bu bir adaylık açıklaması mı? Aday mısınız seçimde? Ben Beşiktaş camiasının üzerinde dolaşan kara bulutların farkındayım. Bunun dağılması için ne gerekiyorsa kendime düşen neyse ben onu yapacağım. Bu ligi dizayn etmeye çalışanlardan şampiyonluk pastasını sadece iki takım arasında paylaştırmaya çalışanlardan. Öncelikle hedefimiz bunlardan hesapları sormak. Camia olarak birlik olursak bunların üstesinden geliriz. Bugün bile Beşiktaş 11 puan gerideyken hala hakemlerin yaptıkları ortada. Biz cami olarak kenetlenip bu yapılarla mücadele etme vaktimiz gelmiştir. Bunu da arkadaşlarımızla beraber yapmaya hazırız. Her zaman hazırız. Sayın Koca da Ahmet Bey'in adaylığı ile ilgili bir bilginiz veya fikriniz var mı? Onlara şu an cevap vermeyeceğim. Onlarla alakalı açıklamalar yapılır. Ben şu an sadece Beşiktaş camiasının dinamiklerinin her zaman hazır olduğunu burada belirtmek istiyorum. Burada bu havanın dağılması için ne gerekiyorsa biz üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu söylemek istiyorum. Hali hazırda yönetimde olan bir isim olarak Beşiktaş'ın bu noktada olması konusunda sorumluluk hissediyor musunuz? Onlara biz gerektiği zaman cevapları vereceğiz. Efendim şu anda 11 puanlık bir fark dediniz. Bu farkın kapanacağına inanıyor musunuz? Özellikle de bir seçim sürecinde. Neden kapanmasın? Siz tecrübeli bir gazetecisiniz. Estağfurullah. Yani kapanır, 11 puan da kapanır, 15 puan da kapanır. Yeter ki Beşiktaş'ın lobisi tekrar harekete geçsin. Beşiktaş'ın önündeki engelleri biz kaldırma noktasında camia olarak bir araya gelelim. Hep beraber bununla savaşalım. Bunu söylerken hem seçim sürecinin vereceği bir olumsuzluk hem de bahsettiğiniz iki kulübü kastederek söyledim. Tamam, ben de onları kastediyorum zaten. Sayın Başkan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile burada statta bir sorunlu bir gün yaşandı. O gün o günle alakalı neler? Onunla alakalı başkanımız daha sonra açıklama yapacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sayın Hocalar, teknik direktör konusunda Burak Yılmaz'la devam edilecek. Onlar şu an hepsi seçimden sonraki konular. Şu an Beşiktaş'ın hem seçim gündemi vardır hem de Beşiktaş'ın seçime kadar iyi bir şekilde, başarılı bir şekilde gitme durumu vardır. Seçime kadar Burak Yılmaz'la devam edilecek değil mi? Şu an için düşüncemiz o. Teşekkür ediyorum. Zaten açıklama yaptık o konuda. Teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.